Harcama limitleri, devre arası transferi. Biliyorsunuz biz yeniden yapılandırmayı yapamadık. Hepten televizyonda anlatmıştım. İlerleyen tarihlerde daha detaylı anlatacağım. Dolayısıyla harcama limitlerimiz de bu anlaşmayı yapan kulüplere göre farklı ele alındı. Biz de kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Değişik bankalarla görüştük. Yaptığımız her görüşmeyi, vardığımız mutabakatı lisans kuruluna verdik. Bazıları kabul edildi, bazıları edilmedi. Ama bir denkleştirme mantığıyla ele alındı. Ne demek istiyorum? Bir yerde yaptığın başvuru kabul edildi. Birebir aynı yaptığın başvuru başka bir tarihte kabul edilmedi. Sonra öyle bir noktaya geldi ki iş, kabul edilmesi gerekenler kabul edildi bir kısmı. Bu sefer geçmişte verilen hak, yani bize verilen harcama limiti hakkının üstüne çıkarmaya çalıştığımız rakam, verilen hak geriye alındı. Evet, bize limitler verildi ama daha evvel aldığımız haklardan geriye alınarak bir denkleştirme mantığıyla biz hep transfer yapma limitinin bir gıdım altında tutulduk. Nihat Bey böyle çıkıyor, hafif de böyle alaycı bir şekilde transfer yaptılar ya gibi bir şeyler söylüyor. Biz FALET'te lisans çıkartabildik. Burada da futbolcumuz Sadık'a da teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz sakatlandığı için ikinci yarı oynayamıyor. O maaşından bir kısım, çok küçük bir kısım yani, 300-400 bin lira gerekiyordu. Fedakarlık yaptı. Ve o şekilde FALET'i transfer edebildik. Üstüne hiçbir şey yapamayacak hale getirdiler bizi. Son derecede yorucu ve gönül kırıcı bir süreçti yaşadık. Ama orada gördük ki bütün olay, biz nasıl Fenerbahçe transfer yaptırmayız. Sonra bir olay yaşandı biliyorsunuz. %30-40'a çıktı, 40-30'a indi. Ve yine algı operasyonlarıyla bu Fenerbahçe istiyor konumuna getirildi. Nihat Bey'e gittik, söyledik. Biz istedik mi senden böyle şey? İstemedin. İstemediğimizi çık söyle. Kimin istediğini de söyle dedik. Son basın toplantısında demiş ki, Sayın Fikret Orman ve Adil Gevrek'in ismini vermiş. Doğru. Ama yaz aylarında, da harcama limitleri tam belli olmadan veya henüz açıklanmışken, ama 30-40 tartışmasından çok önce, zaten Fikret Orman bıraktı, çok doğru argümanlarla, bu sene ilk senemiz, yeni bir uygulamaya geçiyoruz, limitleri biraz daha yüksek tutalım, herkes için, kendileri için değil, herkes için. Ama o tartışmalar çok geride kalmıştı. Fakat ne hikmetse, Nihat Bey söylemiyor. Kimle yaptığı görüşmeden sonra, hangi kulüple yaptığı görüşmeden sonra 30'u 40'a çıkardı. O kulübün yaptığı görüşmelerde de argümanları haklıydı kulübün. Yanlış anlamayın. Haklı argümanlardı. Sen limiti açıklıyorsun transferler yapıldıktan sonra. Ondan sonra yayıncı kuruluş %13 gerilerde indirime gidiyor. Vesaire vesaire, bazı değişkenlerden dolayı. Haklı nedenlerle o kulüp istedi. Hemen 30'dan 40'a çıkardı. Bize söyledi. Ama niye çıkıp basın önünde söylemiyorsun? Niye imtina ediyorsunuz? Ve hiç alakası olmayan bir konuma getiriyorsunuz. Enteresan.